İyi akşamlar arkadaşlar. Türkiye'nin en çok yayın yapan müzik portalı Instagram sayfasına hoş geldiniz. Yavaş yavaş sizler geleceksiniz. Ben de konuşmama devam edeceğim otomatikman. Evet, ilk geleni söyleyeyim. Konyalı 2012 Derun Ben ve de katılmış. Onlara selamlar, sevgiler. Vallahi Türkiye'nin en çok yayın yapan, Instagram yayın yapan müzik portalıyız diyebilirim. Yani yüz rahat oldu. Yüzü de geçti ağırladığım konuk. Hani Türkiye'nin birbirinden önemli isimlerini ağırladığımı söyleyebilirim bu platformda. Ve aradan geçen birkaç gün bayram programları yaptık. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Nasıl geçiyor? Kapanma bitti ama yine de bir karmaşa, bir telaş var dışarıda ama ne telaşı pek ben de anlamıyorum. Şimdi canlı yayınlarda çay içiyorlar, su içiyorlar. Ben de diyorum ki hep kendi kendime fesatım. Sonra kendim aynısını yapıyorum. Diyorum ki canlı yayına kadar hiçbir şey içmiyor musunuz? Vallahi benim fırsatı olmuyor. İnan olun. O birileri diyecek ya bizim de olmuyor. Hani sanki hemen böyle stüdyoma getirmişler çayımı içiyorum gibi. Gerçekten fırsat olmadı nedense. Şöyle içeyim. Şimdi tabii televizyon programlarında birine pas atıyorsun. O muhabbet ederken sen iki tane yudumlayabiliyorsun. Ama burada böyle bir anda sessizlik olup şöyle olunca böyle bir saçma bir şey oluyor yani. Kendi kendine harabül harap gibi bir şey. Evet. Vallahi kapanmalar bitti mi? Bitecek mi? Tam manasıyla bitecek mi? Aşı gelecekmiş Haziran'da. Ondan sonra bizde diğer birkaç ülke biliyorsunuz böyle yavaş yavaş yayılmaya başladı. Yani maskesiz rahat rahat gezmeye, dolaşmaya başladılar. Umarım biz de öyle gezeriz, dolaşırız diyorum. Ve yavaş yavaş tabii izleyicilerim toparlanınca söyleyeceğim. Konumu bilenler biliyordur ama hatta buraya geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Şu anda şöyle bir 100 olduk. 100 olduktan sonra söyleyebiliriz. Bende öyle bir totem var artık. Totem var. Evet. Şahin Kendirci bizlerle birlikte olacak. Ama burada mı? Belki de buradadır bakalım. Yok. Fanları burada. Umarım Şahin Kendirci gelir diye düşünüyorum. 5'e kadar sayın. Geliyorum 5'e kadar. 5 saniye geçti biliyorum. 5 saniye geçti. Evet geldi. Sanırım konuğum geldi. Tamam. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz demiştik. Bugün de sevgili Şahin Kendirci bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Selamlar herkese. Aleyküm selam. Nasılsın? Çok şükür çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Biraz önce Habil'e bir selam vereyim dedim. Konuğumuzu bekliyoruz diye. O sırada konuk izleyicilerime özellikle buradan benim aşiretten Yester abla var. Yester abla. Tamamen donuyor mu ekranını çok merak ediyorum o sırada. Şahin hoş geldin tekrar. Nereden bu arada? Neredesin şu an? İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım, evimdeyim. İstanbul. Ben nedense seni hep Adana'da hayal ediyorum. Çok tabii kişi öyledir değil mi? Efendim abi? Çok kişi öyle hayal ediyordur seni. Evet. Herkes Adana'da olduğumu biliyor yani. Neler yapıyorsun kapanmada? Vallahi neler yapıyorum abi kapanmadı. Aslında kendi adıma böyle kız kardeşimle de birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz. Üretim anlamında çok güzel şeyler yapıyoruz. Hem benim müzik tarafımda hem de oyunculuk tarafımı daha çok öğrenme adına çok güzel şeyler yapıyoruz birlikte. Ne gibi şeyler? Yani mesela müzik anlamında şimdi babamın yazmış olduğu şarkıları ben müziğini yapıyorum. Süper. Aranjelerini kendim yapıyorum yani. O yüzden oyunculuk tarafında da gelen teklifleri değerlendiriyorum. Var mı böyle yakın zamanda bir proje böyle? Yakın zamanda tekrar şimdi aslında birkaç hafta önce bir yeni şarkı çıkardım hani Hey Kardeş diye. Evet. Tekrar şimdi bir şarkı arayışındayım. Güzel bir şarkı arayışındayım. Stüdyo kaydına tekrardan gireceğim şimdi. Güzel bir şarkı var aklımızda birkaç tane ama onun için gireceğim. Gelen teklifler var. Onları işte oyunculuk tarafında gelen teklifler var. Onları değerlendiriyorum. Bakalım. Proje derken onu kastettim. Oyunculukla ilgili var mı? Bir dizi, bir sinema?
Ya aslında hazırda olan bir sinema filmim var. Selçuk Aydemir'le birlikte çekmiş olduğumuz. Mahalleden arkadaşlar var. O çok 2019'un 27 Mart ayında falan çıkacaktı Cüneyt abi. Pandeminin ilk vurduğu zamanda. O yüzden pandemiden dolayı etkilendiği için filmi erteledim. Ha. Ya, komedi filmi. Sence sinemalar tekrar açılacak mı ya? Ben hala sanki dijital platformlara yönelecek insanlar gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani özledik mi sinemayı abi? Hani sadece kendi filmlerimiz için değil. Gerçekten sinemada o tatlı doğallıkta film izlemeyi büyük beyaz perde yani beyaz perdede film izlemeyi çok özledik. Çok doğru Geçenlerde konuşuyordum geçen. bir şekilde yönetilirse hani sinemalara gidilir. Ama tabii ki Aynen. dijital platformlardan da yapmış olduğumuz işleri izleyebilirler yani. Onun da güzelliği başka. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Geçen yayında mı konuştuk arkadaşlar, ama ben de öyle hani biriyle konuştum. Yine de o filmin etkisinden çıkıp eve gelene kadar sanki o filmin içindeymişsin gibi geliyor. O güzel bir duygu. Sanırım Tabii. o duyguyu dijital platform daha veremez. Yani o mısırları alıp arkadaş grubunla veya işte sevdiğin kişiyle gidip izlemek. Onun Evet. daha bir değişik atmosferi var. O hala dijital platformlar onu yaşatmıyor, ama sanki bir 5-10 sene önceymiş gibi sinema. Bana öyle geliyor hala. Yani 1,5 sene önce, ama 5-10 senedir sanki sinema yokmuş gibi. Böyle çok geçmiş gibi geliyor bana. Valla enerjin ne geldi, süper. Senden şarkılar istiyorlar şu anda. Söyleyecek misin bize bir iki tane aralarda böyle? Tabii tabii eşlik ederim, hiç sıkıntı yok. Ne söylemek istiyorsun? Mesela bir tane söyle şimdi. En çok neyi mırıldanıyorsun bu aralar? Kendi şarkını mı, başka şarkı mı? En çok neyi mırıldanıyorum? He kardeş işte ağzımda ya şimdi. Yani kendi şarkım olduğu için de, yani gerçi kendi şarkım ama yani kendi şarkım diye sadece bir seçtiğim bir şey yok. O zaman onu söyleyeceğiz ilk. Onu söyleyelim şu an. Zaten yeni çıktı. Tamam. Şöyle bir ufak nakarat olsun mu? Tabii, ufak. He kardeşim he, benzemez hiç kimseye. Adanalım yiğittir, diz çökmez aga beye. He kardeşim he, benzemez hiç kimseye. Adanalım sevdadır, sevmez öyle haybeye. Sesine, yüreğine sağlık. Süper. Eyvallah. Adana oldu mu Uğur getiriyor sana. Bak söyleyeyim. Adana kelimesi, şehir ismi. Süper, Uğur getiriyor. Bu da çok iyi yerlere gelecektir bu şarkı da. Çok güzel. Sesine, İnşallah. yüreğine sağlık. Peki Eyvallah. böyle bir geçmişe gitmek istiyorum senin yolculuğunda. İlk yarışmalar tabii sende çok önemli bir yer ediyor, değil mi? Elbette. Özellikle Yeteneksizsiniz, O Ses Türkiye mi? Elbette. Yeteneksizsiniz ilk başta olduğu için hani orada böyle insanların daha çok ilk gördüğü yer aslında beni. İlk Değil mi? tanıdığı Senin de ilk belki sahneye çıktığın yer. ilk sahneye çıktığım değil ama o kadar insan Kalabalık. Ha. kalabalık. Evet ilk. Ondan sonra O Ses. Ondan sonra tabii sen aslında Müslüm filminden önce bir filmde oynuyorsun, değil mi? Evet, bana masal anlatmadı. Bana peki orada nasıl, mesela şunu merak ediyorum. Bu yarışmaya katıldıktan sonra sana mı teklif geliyor, sen mi ajanslara başvurdun? Ailen mi yani? Bana gelen Nasıl? var. Hiçbir yere başvurmadım bunun için Ne Cüneyt abi. güzel değil mi? Ne kadar güzel. Yani çok nadirdir öyle. Hani sen şarkı dalında katılıyorsun, ama sana Evet. sinema teklifi geliyor. Evet. Ardından bir sinema teklifi daha ve ikincisi zaten çok güzel. Peki Müslüm teklifi geldiğinde sana neler Evet. hissettin? Bu kadar tutacağını, bu kadar ses getireceğini tahmin ediyor muydun? Elbette ediyordum abi. Çünkü teklifi ilk aldığımda çok tatlı bir heyecanım vardı. Yani Müslüm Gürses çünkü hani onunla büyümüş olduğum bir şey. Yani çok klişeleşmiş bir şey aslında ama onunla büyüdüm vesaire falan hani. Ama Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimlerle büyüdüğüm için ben arabesk anlamında geliştirdiğim için kendimi Evet. Gürses denildiği zaman eyvallah diyorum direkt. Teklifi de ilk aldığımda o yüzden şey yapmıştım yani çok tatlı bir şekilde heyecanlanmıştım. Hem tatil amaçlı hem de konser amaçlı gitmiş olduğum bir yerdeydim zaten. Annem babam ben birlikte gitmiştik görüşmeye. O zaman yönetmenle. O çok tatlı heyecanımı böyle güzel şeylerle bağdaştırıp çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle, ben olsam o kadar tahmin edemezdim. Çok heyecanlanırdım. Güzel bir proje derdim, ama bu kadar böyle hani sansasyon yaratacağını, dikkat çekeceğini düşünemezdik. Çünkü dilden dile yayılan bir proje oldu bu da.
Yani konusu dikkat çekti, şaşırtıcı, gerçek olması konusu dikkat çekti. Sende de öyle bir şey oldu yani diye tahmin ediyorum. İlla ki şimdi O Ses Türkiye'ye falan katıldın mı, biraz tanındın ama sanki Müslüm filminden sonra diyebilir miyiz ikinci? Aslında tamam. Çok tatlı Zirve. Çok tatlı bir dönüm noktası diyebiliriz. Yani birçok dönüm noktası var hayatımda çünkü. Yarışmadan olan, Müslüm'den olan. İki dönüm noktam var çok güzel bir şekilde. İlk yarışma işte Yeteneksiz O Ses Türkiye macerası. Yani müzik anlamında. Oyunculuk tarafında da Müslüm. Diyebilir. Aslında yarışma bütün kırılma noktası o. Çünkü yarışmadan sonra bu teklifler geliyor. Evet evet yani Müslüm'ü izleyen insanlar bile çok tatlı bir şekilde benimle karşılaştıkları zaman şey diyorlar, seni yarışmadan biliyoruz diyorlar ve ama gerçekten oradaki oyunculuğun da çok iyiydi. Şimdi sonuçta bir sinema filminde tesadüf oynuyorsun, ilkinde ilk bir teklif geliyor. Bu ikinci sinema filmin. Onun arasında da hiçbir proje yok, bir deneyimin yok. Peki evet. Yardım alıyor muydun o konularda, o sırada oyuncu koçu var mıydı? İlla ki alıyorsundur herhalde. Müslüm için mi geçerli bu? İlk sinema filmi için de, Müslüm için de. Yok, hiç oyuncu koçuyla çalışmadım ben. Peki nasıl yani? Teksti veriyorlardı sana. Evet. Teksti çok güzel bir şekilde hissiyat, aslında hissiyat, duygu gerektiren şeyler bazen de. Tamam da ama şimdi ne bileyim, bir tekniği vardır, bir şeyi vardır şimdi. Yok. Yönetmen ama yönlendiriyordur seni herhalde o zaman. Çünkü sen hiç deneyimin olmadığı için hani şöyle yapacaksın, şuradan yapacaksın vesaire diye. Sadece şeyler yani böyle bu şekilde oynayacaksın diye bir tabirde bulunmuyordu ama mesela ilk pazar koşma sahnesi var. O gün çok heyecanlıydım. Setimin ilk günüydü. Pazarda falan evet. Koşuyorum. Orada bir yavaşlattırdı beni. Çok hızlı babandan koştum. Babandan kaçma sahnesi mi? Evet, Babadan evet. Kaçma. Ha. Orada bir hani direktifleri vardı. Çok güzel şeyler öğrendim. Çalışmış olduğum yönetmenden, keza tüm yönetmenlerimden. O yüzden Evet. öyle direktifler oluyor yani. Şöyle oyna. Ama sen hemen benimsiyorsun. Ben onu hissediyorum. Sen hemen benimsiyorsun. Mesela bir proje oluyor. Ekran, televizyon, o sinema, dizi veya işte bir albüm. Sen hemen benimsiyorsun. Sen kendini ne olarak addediyorsun? Oyuncu mu, şarkıcı mı, yoksa ekran önünde, sahnede, her şekilde olursa olsun bir sahne önünde biri mi olarak kabul ediyorsun kendini? Kendimi hiçbir zaman Cüneyt abi şey adlandırmadı. Ben şöyleyim, böyleyim diye adlandırmadım ama Yok, dediğim onu gibi. öyle o anlamda sormadım zaten. Hani yo, ben şarkıcılığı çok seviyorum mu dersin, oyunculuk mu, yoksa yo, İkisini ben ikisini de seviyorum, gidiyorum. Ha? Yapıyorum, ikisini de çok seviyorum. Oyuncu olmayı düşünüyor muydu mesela çocukken? Der miydin abi? Hiç yoktu hiç öyle bir düşüncem. Ha, değil mi? Bu da artısı oldu. Güzel. Ağır basıyordu. Şimdi iki Peki taraf. şey, eğitimin ne durumda? Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Eğitimim şu an açıktan okuyorum. Lise Yani okuyorum. Onu şey yaptığım zaman inşallah bitirme sürecine geldiğim zaman konservatuar eğitimi almak istiyorum. Süper. Süper. Konservatuarı da çok rahat ilerletirsin diye tahmin ediyorum. Konservatuara girersen güzel olur senin için de diyorum. Peki böyle hayalin var mı? Hayallerinden bahsetsene birkaç tane mesela. Şöyle bir proje veya ne bileyim şu tarz bir şey. Ben bu arada sorulara bakacağım. Kimler ne yazmış? Var mı öyle bir hayalin? Hayalim yok, hayallerim var. Hepsini O de Allah süper. Gerçekleştiriyorum abi. Hala anneme olan bir sözüm var. Yaşamış olduğumuz bazı durumlardan sonra mütevellit. O hayalimi gerçekleştiremedim. Çok güzel bir şekilde anneme bir ev alma hayalim var. Allah'ın İnşallah. izniyle. Hayallerimi böyle, işte dediğim gibi hayalim yok, hayallerim var. Teker teker hepsini gerçekleştirme yolunda çok güzel ilerliyorum çok şükür. Allah Bu herkese arada bir şey mi diyorsun? Hiç sorun değil. Bu arada sorulara bakayım diyorum da. Şimdi ben bir senedir yayın yapıyorum ama şu bir anda bu formatı değişti şu şeylerin. Çok enteresan oldu. Bu sorular ne olmuş? Hikayelerden gelen soru. Bu mesela şey var mı sende de? Şimdi tam bu soruları okuyamadım. Bakacağım şimdi incele de. Yurt dışına açılan sana şeyler var, şarkıcılar var. Mesela Aleyna Tilki, mesela Edis. Ne düşünüyorsun o konu hakkında? Yani Türk müziği tam olarak hala dünyada tanınıyor mu sence? Sen bu konuda Türk halk müziğini tanıtan çalışmalar yapmayı planlıyor musun? Ne gibi düşüncelerin var?
Ya aslında biz kendi adıma konuşmak istiyorum. Diğer şeyler yapmış oldukları işleri beğeniyorum. Gurur da duyuyorum. Yapmış olduğumuz işler dünyaya hitap eden işler olduğunda bizi elbette mutlu eder. Şu an arabesk yapıyorum ama dünyada da arabesk dinleyenin olduğunu biliyorum, hissediyorum da. O yüzden saymış olduğun isimlerin de böyle yapmış olduğu işlerinde dünyaya hitap etmesi, kendi adım olmak üzere tüm herkes adına konuşuyorum. Tüm sanat mecrası adına konuşuyorum. Bence gurur vermesi lazım bizim için yani. İlla biz de bunu yapalım, hani biz de dünyaya hitap edelim kafasında değil ama birisi çok güzel bir şey mi yapmış ve bu dünyaya mı hitap ediyor? Dünya müziği, bizim müziklerimizi dinliyor. Bizim insanlarımızın, bizim sanatçılarımızın yapmış olduğu işleri mi dinleyip beğeniyorlar? Bunlar bizim için gurur verici şeyler. Kendi adıma benim için gurur verici şeyler. Ama ben de yapmış olduğum bir işte dünyaya hitap ediyorsam, dünya genelinde bizi dinleyen bir tane insana hitap ediyorsam ne mutlu banadır yani. Aynen. Bu Sadece arada Paris'ten izleyicimiz var. Yester abla diyor ki mesela Paris'e gel dinleyen çok diyor. Yani eyvallah. senin. Ya tabii şimdi vatandaşlarımız var oralarda. Dinleyenler çoktur da. Mesela ben hep hayalimde vardı davul zurnalı bir Eurovision yarışmasına girmek. Mesela benim hayalim derken yani birinde ben giremem davul zurnayla. Ondan sonra mesela o tarz bir şeyler çok enteresan. Adana'ya Ha? gidelim de. Birlikte gidelim. Davul zurna ve Adana'ya gidelim bile. Tamam o zaman ben davul bende. Sen önde söylersin. Zurnayı da birine ayarız. Davul ritmim iyidir. Davul bende. İnşallah biz de Erevizyon'a katılmıyoruz nedense. Bu arada Erevizyon'la ilgili haberler var biliyorsunuz arkadaşlar. Detaylar Müzik On Air'de. Ben de takip ediyorum. Bu arada tekrar edeyim arkadaşlar. Hani şunu çağırın, bunu çağırın, bunu konuk edin diye bize söylüyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. DM'e yazın. Arkadaşlar ilgileniyorlar. Kalabalık bir ekip biliyorsunuz uğraşıyor Müzik On Air'de. Konuk koordinatörleri var. Kurucumuz Özcan Bey var. Editörler var. Onlar şey yapıyor. Ben sadece sunuyorum. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Onların çalışmaları daha çok gerçekten arkada diyebiliriz. Peki Kadir, bir şarkı daha alalım mı senden? Şahin, Kadir nereden çıktı? Şahin, senden bir şarkı daha alalım mı? Olur. Hiç fark etmez yani, hangi şarkı olsun. Gönlünden ne koparsa. Gönlümden ne koparsa. Yine kendi şarkım olmasın da. Olsun. Adana'yı bir isteyeceğim de kapanışta. Olur, Adana kapanışta olsun. Aynen. Gürses'ten mi? Yani sen seç bu sefer. Sana vereyim seçeneği. Vallahi Müslüm Gürses olur. Şimdi ilk onu söyledin, ondan söyle bence. Peki şarkı adı var mıdır? Çünkü o kadar O kadar. Müslüm Gürses deyince o kadar çok şu an dolanıyor ki kafamda hangisi olsun diye. İlk gelen, ilk gelen. Hiç sıkıntı. İlk gelen şu an. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her yerde sen varsın, unutamadım. Hep yani benim de mesela bir hafta boyunca hangi şarkı var? Bu şarkı mutlaka 3-4 gün dilimde dolanır. Ya benim en İlla sevdiklerimden ki. birisidir Müslüm Gürses. Aynen hani. Kimler söylemedi ki bu şarkıyı bu arada değil mi? Birçok. Peki senin tabii ki diyeceğim ama böyle farklı şarkıcılardan bahsediyorum. Kimleri dinliyorsun? Tabii İbrahim Tatlıses veya birçoğu dışında böyle farklı hani tahmin edemediğimiz var. Mesela ben şunu dinlemeyi seviyorum arada biliyor musun? Ya ben elimden geldiğince dünya müziği dinliyorum Cüneyt abi. Bir seçeneğim yok bu konuda ama şu sıralar çok taktığım birisi dersen, yani çok küçük yaşlardan çok seviyorum onu. Neşet Ertaş bol bol dinliyorum. Çok seviyorum Neşet Ertaş'ın yöresini de, kendisini de, sesini de, yapmış olduğu işleri de, şarkılarını da çok seviyorum. Bu sıra yoğun bir şekilde onu dinliyorum. Ondan sonra denk geldiğimde böyle güzel şarkılar dinliyorum. Yeni nesile hitap eden şeyler de dinliyorum. Süper. Daha çok kız kardeşimle birlikte dünya müziği dinliyoruz. Aynen. Bu arada YouTube projeleri falan yapıyor musun? Akustik çalışmalar vesaire. Var mı öyle? Öyle düşüncelerim var ama daha farklı bir kafada inşallah.
Güzel. Peki hiç şey canlı yayın açıyor musun Instagram'da? Çok açmıyorum. Hani O konu... açıp şarkılar söylüyor musun? He? Annem çok şikayetçi bu konuda. Niye açmıyorsun mesela? Ben de merak edip sorayım bakayım. Ya şöyle abi, ben yapmış olduğum bir işi paylaşınca bunları yapmayı seven birisiyim. Hani durduk yere Instagram'da canlı yayın açıp, elbette sohbet de çok güzel. Doğru, mantıklı olabilir. Ama yapmış olduğum işleri paylaşmak daha güzel. Hani belki işte Şey, yapmış olduğum bir işi benim açtığım canlı yayında aldığım konukla onun bahsini yapmak, ondan konuşmak veya genel sohbet etmek elbette bunlar çok tatlı şeyler ama durduk yere canlı yayın açıp çok da çekindiğim konular bunlar. O yüzden yapmıyorum böyle şey çok uzun yok zamandır. ya, daha çekildi ama bazıları oluyor. Mesela dediğin gibi birçok filmde oynayan oyuncular var. Canlı yayında geriliyorlar veya sahneye çıkıyorlar. Aslında gerilmeyle alakası yok. Şey yani durduk ne yapacağız diyorum. Mesela annem diyor ki oğlum aç canlı yayın. Anneciğim açayım da hani ne yapacağım diyorum mesela. Şimdi şey yaptım. Sohbet ederiz falan. Çok böyle tercih ettiğim durumlar değil. Kendi işim olduğunda yap. Belki bir 15 dakika, ayda bir, ayda iki kere bir 15 dakika. Gençler nasılsınız, hani ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Evet. Öyle Biraz. düşüncelerim belki de kız kardeşimle müzik veya Ha, öyle. müzik olabilir. Bir iki şarkılık şöyle bir merhaba deyip belki kapanabilir. Çünkü seni bayağı özlemişler yani burada. İran'dan, Afganistan'dan filan duydum yani, okudum seninle sohbet ederken. Teşekkürler Umut Kılıç. Selamlar, sevgiler. İyi yayınlar demişler. Yani seni çok özleyenler var burada açıkçası. Evet. Bir, en azından YouTube'da belki dediğin gibi farklı formatta bir şarkılı bir şeyler yapabilirsin. Artık biliyorsun dijital platform had safhada yürüyor. Ama sanki pandemi bittikten sonra senin zamanın olmayacak gibi geliyor. Sen tam konser insanısın. Evet. Ya bir sürü zaten ertelemiş olduğumuz konserlerimiz var. Haziran'dan sonra o zaman başla söyleyeyim. Başlıyoruz inşallah. Aşılar geliyor. İnşallah Arizil abi hayırlısı olsun. Aynen. İstanbul'daki konserine de çağır beni. Bu arada her konuğuma söylüyorum bak. Bu övünmek gibi olmasın. Tarkan ve Ajda Pekkan hariç neredeyse birçok sanatçıyı ağırladık burada. Ancak yani daha var tabii ki de çok yani. Hep öyle söylüyorum ki birbirinden ünlü konuklarım oldu. Çoğuna da diyorum ki ilk konserine çağır. İlk konsere bakalım hangisi çağıracak, çok merak ediyorum. DM'e de yazsanız buraya olur yani. Bana haber verirler arkadaşlar. Cüneyt Eyvallah. abiye sözüm vardı. Gelsin konserime de. Temmuz'da tahminim açılacak gibime geliyor. Ne diyorsun? Yani özledik abi. Çok özledik. Ama özlemiş olduğumuz halde bile kural var şu an. Yapmamız gereken bir kural var. Onun dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Ona saygı göstermeye çalışıyoruz. Herkesin böyle yapmasını istiyorum. Yapan insanlar da var elbette. O yüzden Allah neyi nasip ediyorsa olsun. İnşallah hayırlı bir şekilde bitsin ve hayırlı bir şekilde biz devam edelim hayatımıza. Onun nasip etmiş olduğu bir şekilde, nasip etmiş olduğu bir şekilde yapalım işimizi, gücümüzü. Buluşalım seyir, İnşallah. buluşalım herkesle. Şimdi peki yayınımızın sonuna geliyoruz. Böyle bir 5 dakika daha filan ilerleyeceğim ama bir tane kişiyi, böyle seni seven hayranın bir kişiyi almak istiyorum. Bir merhaba demeni istiyorum. Tabii ki. Alalım. Ondan sonra da bir Adana dersin. Yani şarkıyı söylersin. Ondan sonra da son cümlelerini alırız, vedalaşırız. Bakalım canlı yayına kimi alacağım? Canlı yayın isteklerini atın. Zaten gelmeye başladı. Bir kişi şöyle alacağım. Ondan sonra da bir şey yapacağım. Yavaş yavaş sonra. Bir tek dileğim var Şahin abi. Mutlu ol yeter demişler. Hepimiz mutlu olalım inşallah. Karadeniz'e de gel diyen var. İşte Antalya'ya gel diyen de var. Çok seviyorum Trabzon, Rize o tarafları. Hiç yurt dışı turnesi yaptın mı? Yaptım. 2 defa Almanya yaptım. Kalabalık geçmiştir, değil mi? Evet. Çok şükür. Evet, şimdi bir kişiyi alıyorum ama kimi alayım? Canlıyı o kadar çok attılar ki. Şöyle gözümü kapatıp alıyorum. Tabii sürprizlerle dolu arkadaşlar, biliyorsunuz. Geliyor. Hoş geliyor. İnşallah canlı yayın, biliyorsun. Her riske hazırız. Can. Hazır. Yok. Aynen. Bakalım. Son.
Çağırdığım kişiyi de göremiyorum. Ha, görüyorum. Evet, geldi. Geldi. Hoş geldin. Dur bakayım isim. Merhaba Ayşe Recep. Ha, yanlışlıkla. Utandı. Utandı, utandı. Utandı. Çünkü bir de. Utanıyorlar veya ne bileyim alınmayacak düşünüyorlar. Arkadaşlar girecek olanlar atsınlar. Şu anda kilitlendi. Bir kişi daha alıyorum. Evet. Rakip isim ne? Bakıyorum. Şenlik, Sıdıka. Sıdıka Şenlik. Sıdıka merhaba. Merhaba, merhaba. Ben çıksam olur mu? Kolay gelsin. Sağ ol. Niye gönderdin? Niye gönderdin can? Şahincim, aynı mahallede oturuyoruz senden. Yüzümü göstermek istemiyorum. Olmaz. Hemen atıyorum. Hemen olmaz. Bizi o zaman Tamam, kolay gelsin. yok Şahin. öyle. Öyle konuşma yok. Öyle yok. Öyle yüz göstermeden yok arkadaşlar. Yüz gösteren olacak. Ben biliyordum abi böyle şeylerle karşılaşacağımızı, biliyor musun? Ben hep karşılaşıyorum da ben ondan değil. Ben şeyden başka atraksiyonlar. Dur bakayım şuradan desin ki biri yazsın. Ben çıkacağım abi. İlk yazan. Abi beni al benim yüzüm de gözükecek. Bak beni al diyor. Evet alıyoruz. Ya yüzünüzü gösterin. Niye utanıyorsunuz abi? Ya utanabiliyorlar da. Hayır niye şey gönderiyorsun? Değil mi? Yani niye istek gönderiyorsun? Şimdi bak beni al Abi. demiş. Kim? Berkay herhalde. Dur bakayım. Ama onu da nasıl alıyorum Berkay'ı? Diyorum ya radyo televizyon okurken hiçbir zaman canlı yayın buradan yapacağımı tahmin etmiyordum. Dur bakayım. Ya böyle gelsin birisi ve güzel bir şekilde sohbet edelim ufak da olsa. Canlı yayınımız bitmeden. Aynen öyle. Ama yine de Şimdi mesela herkes önce beni al diyen tayfa şimdi yüzümü göstereceğim diye pankart açtılar. şeyi alamıyorum. Mesela beni al, yüz senin diyor. Al beni diyor. Dur bir dakika. Şeyi alamıyorum. İstek göndermiyorsunuz ki arkadaşlar. Al beni diyorsunuz da yazın üstüne tıklıyorum istek olmuyor. O yüzden ben yine buradan almak zorundayım. Hemen şöyle yine karışık. Umarım yüz gösteren bir arkadaş olur. Şimdi şey karar da veremiyorum. Evet. Son. Bu da eğer yüzünü gösterirse ne ala göstermezse şarkıyla bitiririz arkadaşlar. Olsan da yaparım tabii ki. Selam. Hayırlı akşamlar. Sağ ol, Hayırlı iyi akşamlar. akşamlar. İsim nedir? Şahin kardeşim, merhaba. Şahin kardeşim. Merhabalar. Mesut abi, Mesut merhaba abi. Mesut, nereden Ben bağlandın? orada abi, ordu. Ordu'da. Ordu. Evet. Tabii Şahin'i çok seviyorsun ve takip ediyorsun onu. Aynen. Seviyorum abi kardeşimizi. Aynen. Eyvallah. Peki Şahin'e bir soru sormak ister misin? Sormak isterim. Bir şarkı söylerse seviniriz yani. Tamam. Var mı isteği? Bu istek oldu, soru değil sanki. Olsun. Olsun, istek olsun. Aynen. Belki de ilk defa canlı yayına çıkıyor, değil mi Aynen. Mesut? Ben yeteneksizsinizden beri takip ediyorum Şahin kardeşimi ya. Eyvallah abi. Ben... Baksana kardeşimiz şimdi aslan gibi olmuş. Ya. Eyvallah. Mesut ne iş yapıyorsun? Ben şu an bir iş yapmıyorum abi. Boştayım pandemiden dolayı. En iyisi. Aynen yatıştayım. Riske Yok aynen. girmiyorsun yani pandemide. Aynen abi. Peki hani meslek neydi? Ne iş yapıyordun? Meslek elektrik abi. Güzel, güzel. Aynen. Evlisin. Yok Bekarsın. bekarım şu anda. Bekarsın. Kısmetlerini de arıyorsun aynı zamanda bak. Aynen. Bir Yok taşla iki kısmetlerimi kuş. aramıyorum. Var şu anda da Ha var bakalım. mı? Var var. İyi o zaman. İyi. Var Bir an abi. önce o zaman pandemi bitsin bir düğün olacak diyorsun. Aynen inşallah abicim. İyi. Ordulu muydun? Ordu merkez. Ordu merkez. Çok teşekkür ederiz bağlandığın için. Ne demek Senin abicim? Ben aracılığınla teşekkür orduya ederim. da selamlar, sevgiler. Aile Ben de herkese selamlar abicim. Çok memnun oldum. Eyvallah kardeşim. Ben de ellerinizden öperim herkesin. Görüşürüz. Sağ olasın. Kendine iyi Eyvallah. bak. Bay bay. Eyvallah abi. Evet. Bak bir seni seven bir hayranını bağlamış olduk. Helal olsun Mesut'a. Bak yüzünü de Bir göster. şekilde nasip etsin inşallah ona. Efendim? Allah o abiye istediği her şeyi çok güzel bir şekilde nasip etsin inşallah. Amin. Bak ne güzel de dua aldı. Şahin, hadi bir şarkı alalım. Olur. Ya şarkıdan önce ufak bir konuşmak isterim. Sonra şarkıyla veda edelim istersen.
Yok, şarkını söyle, sonra konuşa konuşa veda edelim. Okeydir. Şey, de... şey olmuyor bu sefer. Şarkı söylerken böyle el sallayamıyoruz. İlk önce Adana'yı bir söyle, içimizde kalmasın. Adana'dan sonra da istersen bir şarkı daha söylersin. Küçük küçük, ufak ufak. Adana'yı sona bırakalım. Şimdi bir tane söyleyelim. Tamam. Ne söyleyelim? Az önce Mutlu Olete gelmişti, onu söyleyelim. Tamam. Sen nasıl istersin? Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Armağan olsun herkese. Sağ ol, sesine yüreğine sağlık. O zaman Adana'yı da alalım şimdi. Giden giden gel gidek, Adana'ya gel gidek. Adana sıcak denilen, hey kardeş gel gidek. Giden giden gel gidek, Adana gel gidek. Adana güzel derler, hey kardeş gel gidek. Süper. Çok kısa. Bir tam tadımlık söylüyorsun. Evet. Son olarak çok teşekkür ederim katıldığın için. Sen neler söylemek istersin sevenlere? Ne demek? Çok şeref duydum abi seninle güzel, ufak böyle bir program yaptığım için. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sen vasıtasıyla ekipte çalışan herkese, tüm Müzik On Air ekibine, herkese selamlarımla, sevgilerimle, bizi bu akşam yalnız bırakmayan herkese de selamlar, sevgiler. Akşamları, hayatları çok güzel olsun herkesin. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Valla enerjin süper ama biraz daha kendini göster. Baktım bu pandemi inşallah biterse tabii. Zaten seni sahnelerde de göreceğiz. İnşallah. Böyle sanki içimden bir ses de güzel bir dizide tekrar böyle bir projede yer alacaksın gibime geliyor. İnşallah. İsterime güvenirim. İnşallah güzel olur ben, o da diyorum. Hem müzik hem de oyunculuk tarafımı aşkla yapıyorum abi. Hiçbir zaman geldiğim yeri ve yürümüş olduğum çizgiyi hiçbir zaman bozmayacağımdan herkesin emin olmasını isterim. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Her zaman çok mutlu bir şekilde güzel başarılar elde etmeyi düşünüyorum. Allah izin verdiği sürece. İnşallah. Her şey ve kader kısmet. Hayırlısı olsun her şey. İnşallah. Kendine o zaman çok iyi bak. Müzik On Air ailesi olarak da seni takip etmeye devam ediyoruz sonuna kadar. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere abicim. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Ben Şahin'e de veda edeyim. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Evet, çok güzel bir sohbetti. Şahin zaten çocukluğundan beri sahnede olduğu için gayet samimi, alçak gönüllü. Yaptığı işleri de hani böyle kendini çok övmeyi sevmiyor ama gerçekten güzel işlerde çalıştı. Güzel projelerde ve çok da iyi başarılar elde etti. Daha da güzel başarılar elde edeceğine çok eminim. Müzik On Air ailesi olarak onu takip ettik ve yayını almak istedik. Çok da iyi yaptık. Güzel bir sohbet oldu diyoruz. Devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Ben Cüneyt Diktaş. Beni de takip edin. Şuraya yazın. Bizimkiler yazardı. Çok görmedim. Dur ben yazayım. Beni de takip edin. Oradan yeni gelen konukları görebilirsiniz. Müzik On Air'de takipte kalın. Pandemi inşallah tamamen bittiğinde değişik platformlarda, daha güzel platformlarda da inşallah görüşürüz. Televizyonda, ekranda vesaire diyoruz. Ama yayınlarımıza devam ediyoruz. Yine bekleriz Cüneyt diyor. Herkese selamlar.